Mehmet Yılmaz T24. Ah o baz etkisi yok mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyaretinden dönerken Fahrettin Bey kardeşimizin kalkıştan hemen önce uçağa yüklediği gazeteciusu verilmiş personele şunu söyledi. Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek. Cumhurbaşkanının olaylara bu derece yetkinlikle hakim olması çok hoşuma gidiyor. Bir vatandaş olarak kendimi güvende hissetmemi sağlıyor. Bir sorun mu var? Gayet açık ve net şekilde o sorunun sorumlusu kimse ve neyse ortaya koyu veriyor. Zaten yönetim biliminin temel ilkelerinden biri de bu değil mi? Önce sorunu doğru tarif et, sonra çöz. Örnek olayımızda sorun enflasyonun yüksek çıkması ve Haziran ayına kadar da yüksek kalacak olması. Peki bunun sorumlusu kim? Evet doğru bildiniz. Sorumlu baz etkisi. Nitekim Cumhurbaşkanımız bunu kesin bir dille ifade etmiş. Bu baz etkisi denilen şey olmasaydı Haziran ayına kadar beklememize gerek kalmadan enflasyon düşecekti. Ama artık üst aklın bir oyunu mu desem yoksa dış odaklar mı desem buna engel olmuşlar. Gerçi bundan tam bir yıl önce 8 Aralık 2022 tarihinde Turkuvaz Medya'nın para sohbetleri toplantısında yolladığı video mesajında aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yıl başından itibaren Ocak 2023 tarihini kastediyor, enflasyonun boynunu kırmış olacağız demişti ama olsun zararı yok. Sonuç olarak önemli olan enflasyonun boynunu bekleyen akıbet. Burada sonuç odaklı politika yapılıyor, boru değil. Bu baz etkisi denilen namussuz olmasaydı enflasyonun boynu 12 ay önce kırılmış olacaktı. Tabii burada ciddi bir sorun da Cumhurbaşkanımızın büyük bir isabetle teşhis ettiği gibi para politikasının gecikmeli çalışması. Oysa kaç kere kendisine tebliğ edildi. Hatta gecikmeli çalışma huyunu değiştirmezse işten tazminatsız atılacağı yolunda ihtar bile verildi ki zamanında çalışsın. Ama gel de bu Z kuşağı kavramlara dert anlat anlamıyorlar ve baz etkisiyle el ele vererek hükümetimizin enflasyonun boynunu kırma yolunda atacağı adımları geciktiriyorlar. Bu Mehmet Şimşek'te de bir sorun var gibi geliyor bana. Kardeşim madem seni bu işe getirdiler, hızlı çalışacak bir para politikası uygulasana. Hem para politikadan gecikmeli çalışıyor, hem de baz etkisine laf geçiremiyorsun, hem de maliye bakanayım diye caka satıyorsun. Hayır, bu kabul edilebilir bir durum değil. Bakın buraya yazıyorum. Burası çok amelli. Aklınızda tutun. Bu baz etkisi denilen şeyin siyonist olduğuna yönelik duyumlar var. İbrahim Bey kardeşimiz Allah'ın izniyle bunu da açığa çıkarırsa hiç şaşırmayın derim. Dedi dersiniz. Akşener giderken partisini de götürecek gibi. İyi Parti'nin CHP ile yerel seçimde işbirliği yapmayı reddettiği toplantısına iki ayrı harita sunulmuş. Haritalardan biri seçimde CHP ile işbirliği yapılması halinde Türkiye'nin rengini gösteriyor. Artık ezberlediğimiz bir harita bu. Kıyılar CHP, İyi Parti rengine boyanmış. İç kesimler AKP. Doğu ve Güneydoğu HEDEP renklerini. Buna göre İyi Parti 7 il, 55-85 ilçede, CHP 18 il ve 189 ilçede, AKP MHP 46 il ve 620 ilçede, HEDEP 10 il ve 80 ilçede belediye başkanlığı kazanıyor. CHP ve İyi Parti toplamı 25 il ve 260 ilçeyi buluyor. Diğer harita CHP ile İyi Parti'nin seçim işbirliği yapmadığı durumda Türkiye'nin alacağı rengi gösteriyor. Bu haritada AKP'yi temsil eden mor renkli bir harita. Edirne, Kırklareli, İzmir ve Muğla CHP'nin renklerine. Doğu ve Güneydoğu'nun rengi değişmemiş, HEDEP renklerine boyalı. Bu haritanın gösterdiği şey şu. İyi Parti 1 ilçede, CHP 4 il ve 131 ilçede AKP MHP ittifakı 67 il ve 762 ilçede, HEDEP'te 10 il ve 80 ilçede belediye başkanlığı kazanıyor. Haritalarda AKP MHP ittifakının Ankara ve İstanbul'u kazanacağı öngörülmüş. Bu haritaları Aytunç Erkin sözcüdeki yazısında açıkladı. Haritaları hazırlayıp İyi Parti Başkanlık Divanı üyesi Ahmet Zeki Üç okmuş. Haritaların hazırlanmasında geçtiğimiz seçim sonuçlarından da yararlanıldığı anlaşılıyor ve İyi Parti Genel İdare Kurulu bu haritalara da baktıktan sonra CHP ile seçim işbirliği yapmayı reddediyor. İyi Parti böyle bir karar vermiş çünkü kendi parti kimliğini böylece daha iyi koruyabileceğine ve gelecek genel seçimlerde bu sayede iktidar alternatifi olabileceğini düşünüyormuş. İlginç bir fikir olduğunu söyleyebiliriz. İlginç ancak her ilginç fikir iyi bir sonuç yaratır diye bir kural da yok. Türkiye'de siyaset finansmanı yerel düzeyde belediyeler eliyle gerçekleşiyor. Partiler sahip oldukları belediyelerin olanaklarıyla bir yandan siyasi faaliyetlerini finanse ederken diğer yandan da partililer için iş olanakları yaratabiliyorlar. Bunun için belediyeleri kazanmak önemli. Ankara ve İstanbul'un kaybının Erdoğan ve AKP için sadece prestij meselesi olmadığını, bu iki büyük belediye el değiştirdikten sonra ortaya çıkanlardan öğrenmiştik. Muazzam bir servet transferinin yanında parti üyeleri için yeni iş olanaklarının yaratılabilmiş olduğunu da gördük. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu tablo bütün çıplaklığıyla açığa çıkmasın diye belediye teftiş kurullarının raporlarına el koyup yolsuzluk dosyalarını bir dolaba kilitlemişti. İyi Parti'nin bu kararı haritalarda öngörülen sonuçları yaratacak olursa parti sadece siyaseten kaybetmekle kalmayacak, üyeleri ya da yandaşları için yaratabileceği olanakları da kaybedecek. Bu açıdan bakınca bu karar siyasi bir intihar olasılığının içinde kuvvetle barındırıyor. Akşener'in bu karardan dönüş asla olmayacak sözlerini de okuyunca şöyle düşündüm. Akşener, yerel seçim yenilgisinin ardından büyük olasılıkla siyaseti bırakacak. Giderken kendisiyle birlikte partisini de götürmek istiyor. Ya benimsin ya da kara toprağın diyerek